sesleniyoruz. Özellikle örnek bir hanım var yanımızda bu sefer diyebiliriz. Genç kadın girişimcimiz İrem Gezer. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada hem örnek bir hikaye var hem de ve tatlı bir küçük bir hikaye var. Biz gelmişken de Marmaris'e Selimiye'ye gezelim görelim demişken aynı zamanda sizleri de tanımak istedik. Bu anlamda da sizlerden bilgiler alacağız. Öncelikle bir tanıyalım efendim. İrem Gezer kimdir? İrem Gezer 1998 doğumlu, Marmaris doğumluyum. Selimiye. Evet, Selimiye'nin yerlisiyim. 23 yaşında, yeni mezun, genç bir insanım. Şimdi normalde hangi bölümden mezunsunuz? Normalde bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezunum. Ama şu an çiçek gibi bir işletmeye konuk olup efendim, mis gibi kokular geliyor burada. Flowers Laundry diyoruz. Evet. Flowers Laundry tabii ki isimden de belli olduğu gibi bir çamaşırhane. Ama bu çamaşırhanenin bir hikayesi var. Bir de gerçekten bankacılık, yaş 23, bu hikaye nereden nasıl birbirine bağlandı? Evet, şöyle oldu. Dayım charter işiyle uğraşıyor. Haftalık tur yapıyoruz. Kendi çamaşırlarını yıkıyorduk zaten. Sonra kendisi böyle bir teklifle geldi. Biz dedi zaten çamaşır yıkıyoruz. Dışarıdan talep de var. Niye böyle bir şey yapmayalım dedi. Biz de daha yapıyoruz. Evet. Madem dedik o zaman böyle bir şeye girişelim. Sponsorum parasal anlamda tamamen dayım zaten. Hani benim servis. Evet. Hiçbir katkım yok. O zaman kendisine de buradan teşekkür ederim. Evet, kendisi. Doğduğumdan beri sponsorum zaten. Ne mutlu. Ne mutlu evet. Sizlere. Biz de işte yaklaşık 2-3 ay önce buranın inşaatına başladık. Bir ay önce tamamen açılışımızı yaptık vergili anlamda. Bir aydır işte tamamen faal durumdayız. Şimdi normal zaten laundry'ler bölgede. Öncelikle biraz bölgeyi tanımak istiyorum. Bölge aslında bu çarşıların, yatların, teknelerin sık akınına uğrayan yerlerden bir tanesi. Evet, gerek evet. Yaz gerek kış değişiyor mu bu? Kışın biraz durgunlaşıyor tabii ki ama yaz aylarında hele Nisan girdikten sonra Ekim-Kasım'a kadar çok uzun bir süreç hani çok kalabalık oluyor. Şimdi bölgenin aynı zamanda yerlisin olmanızdan da mütevellit diyorum ki bölgeye de hakimsiniz. Evet, evet. Bu anlamda finansörümüz dayımız aynı zamanda zaten kendi anlaştığı yatları çarptığı evet, ve zaten evet. Hazır bir portföy aslında yine dayı evet, oluşturuyor vardı, burada. Evet vardı, kendi arkadaşları olsun, kendi yakınları olsun, yine akrabalarımız da bu işle uğraşıyor. Zaten müşterimiz hazırdı. Zaten müşterimiz evet. Hazırdı. Ama gerçekten bunu düşünüp projelendirip kafanızı bir hayata geçirebilme bir evresi var aslında. Bu evrede de nasıl bir yoldan geçtiniz ve burada verdiğiniz hizmetler neler? Hizmet kalitesi anlamında da biraz sizlerden yine bilgi almak isteriz. Ya, köyde yaşadığımız için çok zor olmadı tabii ki bunu hani bu duruma getirmek. Hani yaptırdığımız işlemleri yaptırdığımız herkes hani inşaatı olsun, demir olsun herkes tanıdık olduğu için bir şekilde akraba olduğumuz için çok çabuk üredi iş. Çok çabuk bitirdik. Tabii biraz da paraya bakıyor biliyorsunuz. Hani parasını da verdikçe oluyor her şey tabii ki. Ondan sonra kendimiz yavaş yavaş yerleştik. İşte bu malzemelerimizi alırken yeni insanlarla tanıştık. İşte yeni müşteriler bulduk da diyebilirim. Öyle oldu. Bütün çamaşırları yıkayabiliyoruz burada. Halı hariç. Her türlü hizmeti veriyoruz. Halı yıkama hariç. Yatar deyince aklımıza döşemelerinden tutun da işte nevresim takımlarından tutun da örtülerinden vesaire her şeyi burada. Evet, her şeyini yıkayabiliyoruz burada. Halı hariç. Evet, halı hariç. Ama yine misafirlerimize yardımcı oluyoruz. Hani alıyoruz, yıkanacak yere götürüyoruz. Hani hayır demiyoruz. Kimseyi burada boş çevirmiyoruz. Evet, yani temizliği yapılacaksa şey yapıyoruz hani hanımları onlara yönlendiriyoruz, götürüyoruz gerekirse teknelerine. Ne güzel. Öyle yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde peki ileriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Ya da bir Ar-Ge çalışmaları varsa bunları alalım sizlerden. Evet var. Öncelikle burayı rayına oturtup biraz da kendi alanıma yönelmek istiyorum. Bir şirket kurmayı düşünüyoruz, aile şirketi. Bakalım olursa hani turizm, seyahat hizmeti olsun, işte sigortacılık hizmeti olsun böyle şeyler aslında vermeyi düşünüyoruz. Aslında kendi bölümünüze daha alakadar, evet, daha ilgili. Evet. Turizm deyince öyle yazılan hani belki biraz oradan daha yakınlık kurabiliyorum, evet. Bağdaştırabiliyorum. Ben başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Teşekkür Son ederim. Olarak şu an bizi izleyen ekonomi dünyası izleyicilerine ve aynı zamanda güzel Muğla Marmaris'e buradan neler söylemek istersiniz? Buradan Selimiye'ye gelmelerini söyleyebilirim. Gelince bizi bulmalarını söyleyebilirim. Gerisi bizde zaten. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Misafirperverliğiniz için.
Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Efendim, Selim Yedik'i yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Nerede mi? Sürpriz olsun. İzliyoruz.